Bütün piyasaların gözü kulağı tabii ki Fed'de ve Fed Başkanı Powell'da. Powell bakalım neler açıklayacak? Yeni bir faiz indirimi olacak mı? Parasal genişleme sürecinde yeni sürprizler bizi bekliyor mu? Ya da parasal genişleme süreci devam edecek mi? Bütün bunlar piyasaların çok yakından beklediği ve takip ettiği konular. Bunu özellikle altını çizmek istiyorum. Diğer taraftan bir sürpriz faiz arttırımı ya da sinyali kararı gelebilir mi? Açıklaması gelebilir mi Powell tarafından? Bu da yine piyasaları çok yakından ilgilendiriyor. Dolar endeksi 95 seviyesine kadar gevşedi. Çok ciddi bir gevşeme bu. Ciddi bir düşüş. Devam edecek mi aşağıya doğru düşüşünü? Yoksa bir anda tekrar 100'ün üzerinde bir dolar endeksiyle karşı karşıya kalabilir miyiz? Ve tabii ki dolar endeksinin hızlı yükselişi Türkiye'deki doları nasıl etkiler? Bütün bunları değerlendireceğiz. Tabii dolarla birlikte altını, borsayı da konuşacağız. Pariteyi konuşacağız. Gümüş altına bağlı olarak paralel bir sürece girdi. Bence gümüşte de altında olduğu gibi sert yükselişlerle karşı karşıya kalacağız önümüzdeki süreçte. Bunu da özellikle altını çizmek istiyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Önce bir rakamlara bakalım. 110 bin seviyelerinde bir borsa görüyorum. Dolar 6.78 seviyesinde. Euro 7.71 seviyesinde. Euro dolar paritesi 1.1377'de. Faiz 9.19'da. Altın onsu 1.722 dolar seviyesinde ve Brent petrol de 40 doların hafif üzerinde seyrediyor. 6.80-6.78 aralığında giden, sabit kalan, fırtına öncesi sessizliği bekleyen bir dolar kuru görüyoruz. BIST 100 endeksinde de aslına bakarsanız fırtına öncesinde bir sessizlik var. 109.000-110.000 seviyelerinde geziyor. Gelecek haberlere bağlı olarak sert hareketler göreceğiz muhtemelen. Peki Euro-Dolar paritesi ne olacak? Euro-Dolar paritesi bence çok kritik seviyesinde. 1.13'ün üzerinde 1.14'ü zorluyor. Gelecek her haberle birlikte, özellikle dolar endeksinin ani fırlamasıyla birlikte biz Euro dolar paritesini 1.08 seviyelerinde görebiliriz. Bana göre çok ciddi tepe noktalarında dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Bu rakamları bugün ve önümüzdeki dönemde etkileyebilecek esas konulara bakmamız gerekiyor. Bakın, çok ciddi bir cehennem dalgası, cehennem krizi geliyor gibi görünüyor. Bunu herkes konuşmaya başladı. 1930 buhranından daha tehlikeli bir sürece doğru hızlı adımlarla ilerliyoruz. Pandemi Eylül, Ekim, Kasım gibi bir kez daha hortlarsa o zaman işler daha da karışacak gibi görünüyor. O nedenle uyarılar çok önemli. Bugün Fed toplantısı var. Bütün piyasalar Fed'i bekliyor. Bir. İkincisi, pandemi ekonomilere savaş zamanlarından bile daha kötü bir süreci yaşatabilir açıklamaları geliyor çeşitli kurum ve kuruluşlardan. Sert kısıtlamalar ve seyahat engellerinin bunun başlıca nedeni olduğu söyleniyor. Ülkelerin birbirlerine güveninin de kalmadığı konuşuluyor. Tabii ki sadece pandeminin birinci dalgası ile ilgili ve pandeminin bittiğini düşünürsek bu açıklamalar burada kalabilir. Ama OECD'nin açıklaması çok 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 önemli. Dünyanın %6 oranında daralması bekleniyor. Türkiye'nin %4.8 oranında daralması bekleniyor. Pandeminin ikinci dalgasının olmaması durumunda. Yani pandemi bugün bitmişse eğer diyor OECD, o zaman Türkiye %4.8 daralır, dünyada %6 civarında daralır. Daha sonrasında 2021'de Türkiye büyüme eğilimine girer, baz etkisinden dolayı dünyada ufak ufak toparlanmaya başlar diyor. Ama bakın, cehennem etkisi diyorum ya sizlere. Evet, korkunç bir cehennem etkisinden bahsediyor. İkinci dalga gelirse pandemiyle ilgili, ekonomi bir kez daha durursa karşımıza çıkacak rakamlar inanın çok daha korkutucu. Türkiye'nin %4.8 daralmasının bir anda %8.1'lik bir daralmaya yükselmesi bekleniyor böyle bir durumda. Eylül, Ekim gibi dünya bir kez daha karışırsa pandemiyle ilgili olarak Türkiye'nin %8.1 oranında daralmasını öngörüyor OECD. Dünya için ne deniyor? Dünyada %6'lık bir daralma bekliyoruz ama eğer ki ikinci dalga gelirse %7.8'lik bir daralmaya çıkabilir bu. Bu da korkunç bir rakam arkadaşlar. 2021'de de Eylül, Ekim, Kasım gibi ikinci dalga gelirse ekonomiler durmaya devam edecek. Daralmaların devam etmesini beraberinde getirecek. 2021'de bir toparlanma süreci olmayacak, olamayacak hastalıktan dolayı. Öbür taraftan dün de söylemiştim bir kez daha,
daha tekrarlayayım. Euro bölgesi birinci çeyrekte 3.8'ler aldı. Muhtemelen ikinci çeyrekte %5'in üzerinde bir daralma gözlenecek. Amerika Şubat ayı itibarıyla resesyona girdi. Çin'den sürekli olarak sermaye kaçışı oluyor. Tedarik zincirinin kırılmasından duyulan korkudan dolayı. Ucuz maliyetlerde Çin'de üretim yaptırıyoruz ama bunun bize böyle zamanlarda maliyeti o günkü ucuz değerlerden çok daha fazla oluyor. O zaman demek ki biz Çin'le iş yapma konusunda ya da Çin'de üretim yapma konusunda külahımızı çıkartıp bir kez daha düşünmek zorundayız demeye başladılar. Bu da Çin'den çok ciddi bir doğrudan sermaye kaçışı anlamına gelebilir. Çin bu durumda büyük ihtimalle yerli yatırımları devam edecek. Yerli yatırımlarını büyüterek piyasaya yine ucuz malla girmeye çalışacak. Bu Amerika ve Avrupa için Çin'in çok daha büyük bir rakip haline gelmesini beraberinde getirebilir. Çinli mallar ya da yurt dışı mallar girmesin diye Avrupa gümrük duvarlarını yükseltecek, vergileri arttıracak, keza Amerika bunu yapacak. Çin'in işi biraz daha zorlaşacak. Türkiye'ye geldiğimizde gelişmekte olan ülkeler bu döneme zaten çok sıkıntılı yakalandılar. Bundan sonraki süreçte de para bulmakta zorlanmaya devam ederlerse devalüasyonist baskılarla karşı karşıya kalacaklar vesaire. Yani Eylül-Ekim'e kadar zil takıp oynuyoruz bütün dünya olarak ama yarın öbür gün pandeminin ikinci dalgasının gelmesi durumunda çok ciddi bir kriz ortamıyla karşı karşıya kalacağız. İkinci dalgasının gelmemesi durumunda her şey güllük gülistanlık mı olacak? Hayır. Gelen rakamlar ortada, düzelmeler ortada, beklentiler ortada. Kimse, hiçbir ekonomist, hiçbir kurum yöneticisi, hiçbir ülke yöneticisi çıkıp da şunu söyleyemiyor. Biz evet V şeklinde bir yükseliş kaydedeceğiz demiyor. Bazı yorumlar görüyorum. Bakın Amerikan borsası V şeklinde yükseldi. Aslında bu durum tehlikenin ve tehdidin boyutunu büyütüyor. Bunun farkında değiller. Eğer ki Amerikan borsası şu anda V şeklinde yükseldiyse bu eşittir balon demek. Dünya ekonomisi bu kadar sıkıntılıyken, işsizlik bu kadar artarken Amerikan borsaları çıkıp da arka arkaya yükselmeye devam ediyorsa bu balon etkisidir ve bu balon patladığı zaman şiddeti bütün dünyaya yayılır. Çok riskli, çok sıkıntılı bir sürece doğru ilerliyoruz. Avrupa açıkladı arkadaşlar, deflasyon sürecine doğru ilerliyoruz. Yani satın alma gücünün düşmesinden dolayı fiyatlarda da çok ciddi kırılmalar olabilir aşağıya doğru. Durgunluk kaynaklı bakın. Reel sektörü çok daha köşeye sıkıştırır. Bankacılık sistemini çok daha ciddi köşeye sıkıştırır. Bir de üzerine ikinci dalga gelirse cehenneme hoş geldiniz arkadaşlar. Hadi iyisini herkes konuşuyor. Biz de şeytanın avukatlığını yapalım ve kötüsünün olduğunu düşünelim. Nitekim aslına bakarsanız kötüsünün olma ihtimali çok daha yüksek arkadaşlar. Onun için hazırlıklı olmakta fayda var. Yani siz eşeğinizi sağlam kazığa bağlayın da sonrasında her şey düzelirse zaten sizde bir sorun yoksa, tasarruflarınızı doğru yönlendirdiyseniz o güne de hazır olacaksınız. İkinci dalganın geldiğini ve cehennem sürecinin başladığını düşünürsek ekonomide ve siyasette ve toplumsal hayatta rakamlar bir anda kopup gidecek. Nasıl mı? Euro dolar paritesinde sert düşüşlerle karşı karşıya kalacağız. Bir. İkincisi, dolar olan talep her geçen gün artacak. Evet, Amerika zor günler yaşıyor ama Avrupa ve gelişmekte olan ülkeler çok daha zor günler yaşıyor. Birisi zor günler yaşarken öbürleri çok iyi değiller. Hani bizim krizlerimizde oluyor ya, bizim krizlerimizde sahiden biz ciddi problemlerle karşı karşıya oluyoruz. Ki 2015'ten bu yana baktığınızda Türkiye zaten bir resesyon sürecindeydi. Resmi olarak bunun adı konulmasa da çok ciddi bir sıkıntılı süreçten geçiyorduk. Hem resesyon vardı, hem pahalılık vardı, hem enflasyonist baskı vardı, hem yüksek faiz vardı. Yani ekonomi darmadağın olmuştu. Bir de bunun üstüne üstlük yanlış ekonomi politikalarıyla doları baskılayacağız diye Merkez Bankası'nın içini boşalttılar. İhtiyat akçesini kör topal ettiler, resmen yediler, bitirdiler. Bütün bu süreçler Türkiye'nin ciddi sıkıntılara gitmesini beraberinde getirdi. Arka arkaya yapılan seçimler, arka arkaya yapılan yanlış yatırımlar, arka arkaya yapılan yanlış harcamalarda hem bütçe deliğini büyüttü, hem dış ticarette elimizi daha zayıf hale getirdi, hem de bizim dünyadan para bulmamızı biraz daha zorlaştırdı. Çok agresif ve çok tutarsız hareketler yaptık. Raporlara bakıyorum, pek çok raporu inceliyorum. Herkes en başa Türkiye'deki güvensizliği işaret ediyor. Yani şunu söylüyorlar, Türkiye'ye güvenmiyoruz, onun için parasal bir ilişkide mümkün olduğunca bulunmak istemiyoruz, zaten zor durumdayız. Bir de başka ülkelerin risklerini almak gibi bir niyetim yok diyorlar. Ben swap anlaşması olmayacak derken aslında bundan dolayı bu kadar emindim.
Düşünsenize, bütün dünya ekonomisi darmadağın, Türkiye'nin ekonomisi daha da darmadağın. Bütün dünya ekonomisi darmadağın ama CDS'leri hala 100 puanların altında, 50 puanların altında pek çok ülkenin. Türkiye'ninkine bakıyorsunuz, 450 puanlık CDS puanına fena düştü diyorsunuz. Oysa en yakın rakibinizden en az 200-300 puan daha yukarıdasınız. Dolayısıyla demek ki bizim risklerimiz çok fazla ve güvenilirliğimiz yok arkadaşlar. Güvenilir bir ekonomiye sahip olmadığımız için de kimse bizimle borç ilişkisine girmek istemiyor. Sadece risk almak isteyen, çok para kazanmak isteyen bazı spekülatörler yüksek ama çok yüksek faizlerle ya da çok ciddi para oyunlarıyla bize para veriyorlar. Ama bunun bedelini de hep birlikte çok ağır ödüyoruz ve ödemeye devam edeceğiz. Bütün dünya eğer ki ikinci dalga olursa çok ciddi bir ekonomik buhrana doğru sürüklenecek ve sürükleniyor. İkinci dalga olmasa bile büyük bir ekonomik krize doğru sürükleniyoruz. Ama Türkiye'nin işi çok ama çok daha zor olacak. Deniz bitti arkadaşlar. Artık yapacak bir şey yok. Hadi gelin biraz rakamlara bakalım. Amerika'da borsaların yükselmesi balon. Avrupa'da borsaların yükselmesi balon. Asya'da borsaların yükselmesi balon. Pek çok piyasa hareketinde de yine balon etkisi görüyoruz. Bir kere bunun altını çizelim. Türkiye'de ise biz 100 endeksine bakıyoruz. 110 binin üzerinde. Bana göre tamamen tepe noktası arkadaşlar. Öyle bir tepe noktasındayız ki buradan aşağıya doğru bıraktıkları an itibariyle küçük yatırımcı darmadağın olacak. SPK Başkanı bugün çıkıp açıklama yapıyor. Küçük yatırımcıyı koruyacak önlemler alıyoruz diyor. Durup dururken ne oldu ki? Hani borsa yükseliyordu, hani herhangi bir sıkıntı yoktu diye sormak lazım. Ama SPK Başkanı bile aslına bakarsanız satır aralarında küçük yatırımcıyı uyarıyor. Bu balonun ne kadar şiştiğinin net göstergelerinden birisi bu. Dolara bakıyorsunuz 6.86-7.8 aralığında gidiyor ama biraz önce de söylediğim gibi tam bir fırtına öncesi sessizlik pozisyonu var. Türkiye'de dolar her geçen gün biraz daha kıtlaşıyor. Kıtlaştıkça da fiyatlar çok sert bir şekilde yükselecek. Herhalde 7-8 video önce söylemiştim dolar kara borsaya düşecek diye. Bakın görün dolar resmen Türkiye'de kara borsa olacak arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şu anlamda kara borsa olacak. Bulunamadığı için bulmak adına, doları bulabilmek adına ya çok yüksek faizler ödenecek devlet tarafından. Ona rağmen yine de bulunamayabilir. Daha kötüsünü söyleyeyim sizlere. Dolar kıtlığını gören pek çok yabancı ve yerli yatırımcı dolarda pozisyon almaya devam edecek. Bu talep de doların yükselmesini tetiklemeye devam edecek. Tüm bu koşullar gerçekleşmese bile dolardaki kademeli yükselişler zaten devam edecek bu koşullar içerisinde. Yani önce 6.95'i ardından 7'yi, sonrasında 7.20'yi ve 7.20'nin kırılmasıyla 7.80'e gideceğiz. Bu normal koşullar içerisinde, altını çizerek söylüyorum özellikle bakın. Biraz önce saydığım durumlar gerçekleşirse eğer arkadaşlar, bir anda biz 13 lira, 14 lira, 15 lira bandında bir dolar kuruyla karşı karşıya kalabiliriz. Kimse şaşırmasın. Bütün dünya daralıyor. Bütün ekonomiler kötüye gidiyor. Türkiye para bulamıyor. Merkez Bankası rezervleri sıfırı tüketmiş durumda. Öbür taraftan borç bulmakta zorlanıyoruz. Borçlarımızı ödeme kabiliyetimiz de her geçen gün azalıyor. 170 milyar dolarlık bir borç kenarda bekliyor. Hem özel sektörün hem kamunun. Vergi toplayamıyorsun vesaire. Doları tutamazsınız arkadaşlar. 13 lira, 14 lira, 15 liralara giden bir dolar kuruyla karşı karşıya kalırız bir anda. Euro dolar paritesine bağlı olarak bir miktar gevşeyebilir. Yani dolarla euro arasındaki bant, makas kapanabilir. Ama öbür taraftan tabii ki euro da Türk lirası karşısındaki yükselişini devam ettirecek. 7.71'de şu anda. Parite buralarda kalırsa 8.15, 8.20 civarında bir euro paritesiyle karşı karşıya kalırız. Faizler 9.19 seviyesinde. Dün de söyledim yükselme nedeni ortada. Bir Merkez Bankası'nın politika faizine güvenin olmaması ama çok daha ötesi tabii ki para bulunamadığı için faizleri bir şekilde yükseltmeye çalışmaları. 2 yıllık tahviller bile 9.19'dan işlem görüyor. 10 yıllıklarda falan çok daha dramatik bir tabloyla karşı karşıyayız. Altının onsu 1722 dolar seviyesinde şu anda. 1720'nin üzerinde kaldığı sürece önümüzdeki günlerde bak, öyle aylar yıllarda değil, önümüzdeki günlerde 1760 bir kez daha zorlanacak. Çok zor bir direnç noktası. Çok zor, çok kritik bir direnç noktası. Amerika'daki gerilim, Trump'ın ortamı sürekli germesi,
Ve bu ikinci dalga konusunun daha da çok gündeme gelmesiyle birlikte altındaki yükselişi çok net göreceğiz arkadaşlar. 1760 kırıldığı an itibariyle 2000 doların üzerine giden bir ons değeriyle karşı karşıya kalacağız. Gram altın mı? Gram altın böyle bir pozisyonda 500 liraların üzerine bile taşınabilir. Kimse şaşırmasın. Ve Brent petrol de 40 dolar seviyesinde arkadaşlar. Suudi Arabistan arz kısıntısını kaldıracağım diyor. Ruslar kaldıracağım diyor. OPEC arz kısıntılarını kaldırmayı konuşuyor vesaire. Ve bu koşullar içerisinde dünyada sanayi üretimi gelişmemişken, ekonomi canlanmamışken arz başlarsa eğer ki petrolde, petrol fiyatları çok dramatik düşer. O petrolü koyacak yine yer bulamazlar ve bu kez 10 dolarlar falan konuşulmaya başlanır. Onu da unutmayın. Kontratlı petrol yatırımı yapanlar da dikkat etsin bence. Sonuç, OECD'nin raporu çok kritik. Türkiye'nin bu sene 4.8 oranında daralması bekleniyor. Bu koşullar içerisinde pandeminin ikinci dalgası gelirse 8.1'lik daralma. Çok derin bir krizden bahsediyoruz. Dünyada %6'lık daralma bekleniyor pandeminin şu koşulları içerisinde. İkinci dalga gelirse orada da 7.8'e çıkan bir daralma OECD tarafından bekleniyor. Ve OECD emin olun en temkinli beklentileri ortaya koyan kurumlardan birisi. Üzeri olabilir. Büyük ihtimalle altı olmayacak arkadaşlar. Türkiye'nin bu koşullar içerisinde Avrupa daralırken, Amerika daralırken, Orta Doğu pazarları daralırken öyle %3 büyümesi, %5 büyümesi falan mümkün değil. %4'ün altında bir daralma olmayacaktır. %4'lük bir daralma olursa da öpüp başlarına koysunlar bu koşullar içerisinde. Ama ikinci dalga gelirse arkadaşlar durum felaket olur. %8.1'lik daralma şaka maka değil. Dünya içinde %7.8'lik bir daralma büyük buhranın geldiğinin en önemli habercisidir. Cehennem kapıyı çalmıştır. Kral olan tek bir şey kalır geriye. Keşte kalmak, nakitte kalmak arkadaşlar. Hani diyorsunuz ya ne yapacağız? Bu pozisyonda böyle dönemlerde en akılcısı beklemektir. Mümkün olduğunca nakit kraldır mantığıyla ilerlemektir. Çünkü her şey çökerken, mal piyasaları çökerken, borsalar çökerken, fiyatlar darmadağın olurken sadece bir tek şey değerli kalır. Nakit, dolar, altın hiç fark etmez. Türk lirası diyemiyorum çünkü Türk lirası da genel itibariyle o convertible paralar karşısında değer kaybedecektir. Türk lirasında olanların birçoğu çok ciddi zararlarla karşı karşıya kalabilir. Onun için zaten hem şahıslar hem de şirketler yarına hazır olabilmek için kendilerine ya dolar altın ya da dolar veya altın portföyleri oluşturuyorlar, oluşturmaya devam ediyorlar. Talebin bu kadar yoğun olmasının altında yatan sebeplerin en önemlisi de bu. Bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın ki sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşabilelim. Aynı zamanda videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.